Selam arkadaşlar, ufak bir aranın ardından yine beraberiz. Bu ufak arada ne yaptık? Şenol Hoca kanalında Pekare kampı yaptık. Pekare'de de paragrafı anlattık gençler. Paragrafı parçaladık. Muhakkak seyredin, paragrafla alakalı sıkıntınız varsa gidin parçalayın, taktikleri alın, çözün gençler. Peki ondan önce ne yapmıştık kanalda? Türkçe dil bilgisi temel atma töreni yapmıştık gençler. Şimdi kamp 2'yi yapıyoruz. Bunun da adı kaç çıkma töreni. Dil bilgisine kaç çıkan Türkçeci. Burayı terk et! Burayı terk et! Daha çok katımız var gençler. Öğrenmek de böyledir zaten. Önce temelini atarsın, ondan sonra birinci kat, ondan sonra ikinci kat ve bu şekilde devam eder gençlik. Kaç çıkma töreninde ne yapacağız gençler? Temel atma töreninde ele almadığımız birkaç konuyu ele alacağız. Basit de olsa soru değeri taşıyor, karşımıza soru olarak geliyor gençler. Onların stratejilerini çözüp daha hızlı çözmenin taktiğini vereceğim. Ve aynı zamanda hatırlatmalar, böyle tekrarlar falan da yapacağım sizlere. Şimdi kaç çıkma töreni başlasın gençler. Bakalım kaç çıkma töreninde ne varmış? Ses olayları. Gençlik 2021'de de ÖSYM ses olaylarına yer verdi. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım, can alıcı nokta demişiz. Mükemmel. Önemli uyarımızı yapalım. Ses olayları sorularını ek kök ayırmadan bulamazsın. Ek kök ayıracaksın yavrum. Okey. Ek kök egzersizleri yapmak faydalı olacaktır. Bunun için önceki kampımızı seyredebilirsin. Hemen örneğimize bakalım. Gençler bakın, sorular bu şekilde geliyor. Böyle artık dil bilgisi de olsa hiç fark etmez. Artık sorular paragraf paragraf. Böyle açıyorsun, özellikle TYT, KPSS, ÖSYM'nin yaptığı hemen hemen bütün sınavlarda bu var. Açıyorsun kitapçı, Türkçe ile başlıyorsun zaten. Böyle böyle paragraflar. Sen diyorsun ki hiç dil bilgisi yok mu yahu bunlarda? Bir bakıyorsun hangisinde sıfat kullanılmamıştır. Bir bakıyorsun hangisinde şu ses olayı yoktur. Ama paragraf şeklinde veriyor. Bunu niye yapıyor biliyor musunuz gençler? Dikkat! Eğer dikkatiniz yoksa burada kaçırıyorsunuz. Bazı sözcükleri kaçırıyorsunuz. Mesela ses olayı biliyorsundur ama dikkatten kaçırabilirsin. Cümleyi bir de paragraf gibi okursan, eğer bu soruyu paragraf gibi okursan, beni başkasına benzetince sinirlendi. Çevresindeki insanlar onu, yani paragrafın içerisine dalarsan bu sefer ses bilgisi, dil bilgisi sorusu olduğunu unutuyorsun. Sıkıntı yaşıyorsun. Bir bakalım ne olmuş? Beni başkasına benzetince. Benzetince ne demiştik? Bunun kökü beniz demiştik. Okey. Başkasına benzetince sinirlendi. Bakalım sinirlendi. Yok, böyle gideceksin bak. Beni başkasına, başkası a'yı almış. Benzetince ince geçtik, burada benzetmek var. Devam ediyorum. Sinirlendi. Böyle sıkıntı yaşadığım kelimeyi alacağım. Mesela çevresindeki, bunun kökü neydi yavrum? Çevirmekti değil mi canım? Devam ediyorum. İnsanlar. Bak şöyle git. İnsanlar. O, nu. Bu kaynaştırma harfi falan diye araya bu şekilde devam et. Etki. Türkçe'de hani böyle hatırla, sert ekler yoktu. Gıgıydı. Burada benzeşme varmış. Bu şekilde ilerleyeceksin. Ses olaylarını bulacaksın. Okey. Kayboldu. Bak kayboldu da çok önemli bir kelime. Mesela şöyle yazabiliriz bak. Kaybolmuştu. Buradaki ses olaylarını bir bulun bakalım, bana yorumlarda ne olduğunu söyleyin şu kelimede. Çünkü birden fazla ses olayı bulunabiliyor. Demek ki ne yapıyormuşuz bu tüyomuzda? Ek kök ayırmadan ses olayı bulamıyormuşuz. Ek kök ayıracağız. Paragrafın içerisindeki kelimeleri de bir bir yorumlayarak devam edeceğiz. Bak burada ben, arena, ben, a, sen, a vardı hatırla. Kök dönlü değişimi. Okey. Devam ediyoruz bakalım tüyolar. Ooo, süper bir konuyla girdik. Bu bir daralma konusu gençler. Daralma ÖSYM'nin en çok yer verdiği ses olayı gençler. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi önce daralmanın kuralını hatırlayalım. Daralma nasıl yapılıyordu? Yıldız koyduk. Sonu A, E ile biten bir kelimeye ben yor getirirsem, buradaki A, E geniş ünlüydü hatırlayın, hani çene yapısından dolayı. I, I, U ve Ü oluyordu. Bak hemen hatırlatmamı yaptım. A, E, yor geldi. Ondan sonra ı, i, u, ü oldu. Bunlar da dar ünlülerim diye. Hemen bakalım gençlik. Burada stratejimiz şu. Şu kuralı uygulayacaksam eğer ki ben a, e'nin yanına yor getireceksem şöyle bir şey yapamaz mıyım? Pratik düşün. Geldim. M, ma. Olumsuzluk eki var ya. Bu a, e ile bitmiyor mu? O zaman her koşulda ben m, ma'ya getirdiğim yor da daralma yapacağım. Bitti bu kadar. Hemen böyle paragraf geldi ya sana, sordu böyle paragrafın içerisinde. Dedi ki atıyorum D şıkkında
daralma demiş olsun. Çok güzel denk geldi. Sen şimdi hemen buraya gidip böyle tek tek kelime kelime arama. Önce bir bak. Mıyor mıyorlar var mı? Daralma çünkü MMA'dan sonra yorulacak. Hemen buldun, devam ettin. Daralmayı eleyip yürüyebilirsin. Bir bakalım ki ÖSYM 2021'de de bunu sordu. Sanıyorum bitmiyordu ve birden fazla daralma vardı zaten içerisinde. Mıyor mıyoru gördün, carteledin. Mıyor, 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 mıyor. Okey. Neden? Bir baktım hemen. Oku mıyor. Şuradan öncesi, mıyor mıyordan öncesi beni ilgilendirmez abi. Bana pratiklik lazım. Yaz mıyor. İstediğini yapsın. Sev mıyor. Öl mıyor. Ne gelirse gelsin. Şuraya ne gelirse gelsin. Beni ilgilendiren şurası. Mıyor mıyor gördüğüm zaman daralmayı yapıştırıyorum gençler. İşimi kolaylaştırıyorum. Çünkü ÖSYM ses olayları sorusunu şu şekilde soruyor. İşini zorlaştırmak için. Paragraf veriyor Metin. A şıkkında ünlü daralması. B şıkkında ünsüz türemesi. C şıkkında başka bir şey. Okey. Böyle E şıkkına kadar farklı farklı ses olaylarını veriyor ki sen onları tek tek ara. E o zaman ne yapacağım ben? Hız kazanmam lazım. O zaman daralma için böyle bir stratejiyi uygulayabilirsin. Mıyor mıyor varsa, mıyor 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 varsa bunları direkt paragrafta bul ve ele. Okey. Daralmayla alakalı mükemmel bir tiyo daha var gençler. Demek, yemek ve ne kelimeleri? Paragrafta en çabuk kaybolabilen kelimeler bunlar. Ek aldıktan sonra daralmaya uğrayabilir. Metin içerisinde ara demiş. Okey, neyi arayacağım ben? Diyecek mesela. Bak özellikle en çok kaybolan kelime diyedir. Paragrafın içerisinde kaybolur gençler diye. Seni çok sevdim diye falan der. Böyle sen sevgiline gidersin. Hop bu gitti, daralma oldu burada. Hani nerede daralma? Yor vardı falan. Yor olmasına gerek yok sadece. Bunun kökü ne? Demek. E'yi almış. Diye olmuş. Okey. Gerek yok ki yor olmasına illa. Demek ecek almış, diyecek olmuş. Bak gördün mü? İ'ye döndü. Bunlara çok dikkat etmen lazım yavrum. Mesela geldim, yiyor. Kelimenin kökü yemek. Yor aldı. Bak a zaten yor gördü mü direkt daralır. Ama yemek ecek aldığı zaman da daralabilir. Okey? Yiyecek. Anlaştık? Demek, yemek ve ne? Özellikle niye kelimesi de kayboluyor arada? Niye bunun kökü ne ve e? İster inanın, ister inanmayın. Bu şekilde gençler yiyin, bak bu yiyin şeklinde yazılır. Yazım kuralında da sıkıntı çıkartabilir size. Yayın şeklinde yazılmaz. Yiyin şeklinde yazılır. Anlaştık? Bunlar çok önemli gençler. Bir de şöyle bir kural var. Ses olayı varsa ve sen belirtmiyorsan eğer ki, bu bir yazım hatasıdır. Mesela sen bunu tutup da yayın diye yazarsan bu bir yazım hatası olur gençlik. Okey? Bunlara çok dikkat etmeniz lazım gençler. Hemen devam ediyoruz tüyolarımıza. Bazı yabancı sözcükler ve türemiş sözcüklerde, yabancı ve türemiş sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez. Hemen hatırla ünsüz yumuşaması kuralını. Standart MAP onaylı idiotik örnekler. P, Ç, T, K. Buna vurgulaya vurgulaya K diyorum. Siz demeyin sakın, ben eleştirmek için söylüyorum. K diye biter gençler. Bu K diye okunur. K diye okunmaz. PCTK ne alıyor abi? Ünlü ek alıyor. Ünlü ek aldığı zaman bu PCTK BCDG veya çoğunluklu olarak yumuşak G'ye dönüyor. Kuralımız buydu. Şimdi burada diyor ki ünsüz yumuşaması görülmez diyor. Bu kurala aykırılık diye de geçer gençler. Kurala aykırılık. Aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki kelimelerden hangisi veya cümlelerin içerisindeki, paragrafın içerisindeki kelimelerden hangisi ünsüz yumuşaması kuralına uymaz dediği zaman bunlara bakacaksın. Örneklerimize bakalım. Hukuk kelimesi. Ne yapıyoruz? Hak'tan gelir bu. Arapçadır gençler. Hukuk kelimesi. U'yu almış. Hukuku. Japonca gibi oluyor. Omae wa mou shindeiru. Nani? Aslında böyle denir. Normalde anayasa hukuku deriz. Bazıları da anayasa hukuku der. Vurgulaya vurgulaya bunu söyler. Doğru vurgulaya vurgulaya bunu söylesinler ki yazı dilinde otursun. Unutmayın, yazı diliyle konuşma dili aynı olmayabilir. Telaffuzları farklı olabilir kelimelerin. Evrak. Bu da Arapça bir kelime. Bu kural Türkçe kelimeler için geçerli. Türkçe kuralı bu. Türkçe dil bilgisi kuralı. I geldi. O yüzden bu amcamı çok ilgilendirmeyecek. Yapıt. Yapıtı bak dikkat et, türemiş sözcükler diyorduk. Bunun kökü yapmak. Yapıt almış. Ondan sonra I'yi alınca yapıtı olmuş. Şu evrakı ve hukuku kelimelerine çok dikkat edin gençler. Bunlar yumuşak G gibi algılanıyor. Bunlar da
herhangi bir şekilde yumuşama görülmeyecek. Edebiyat, Arapça sözcük edebiyat, ı'yı aldı, edebiyatı olmuş oldu. Zaten burada telaffuzda da sıkıntı yaşamadığınız için problem yok. Gençler, bu taktiklere dikkat ediyorsunuz. Ve tabii ki soru çözerek pekiştiriyorsunuz. Bir bakalım, pekiştirilmiş bazı sözcüklerde ünlü türemesi. Bir de gençler, tüyoyu şöyle vereyim. ÖSYM bak, konuyu bilmenden çok konuyu uygulama şekline takar ÖSYM. Buna dikkat et. Adam sana ünlü türemesini sorar, A şıkkında direkt ünsüz türemesini verir. Anladın mı? Hani şu ünlü mü, ünsüz mü, ünlü düşmesi der mesela yukarıda. Hemen A şıkkını sana getirir, böyle ünsüz düşmesini verir. Sen de düşme olduğu için ünlü mü, ünsüz mü bakmazsın. Soruyu yanlış yapabilirsin. Bunlara çok dikkat edin gençler. Bak, içerikten çok türlü böyle fırlamalıklar vesairelere düşmeyin. Dikkat her daim olacak gençler. Dil bilgisi olsun, matematik, fen olsun, Türkçe olsun hiç fark etmez. Dikkat olmak zorunda. Bir bakalım. Pekiştirmiş bazı sözcüklerde ünlü türemesi gözden kaçabilir demiş. Gayet de öyle. Hemen bakıyoruz örneğimize. Yalnız kelimesi. Bakın gençler, kural şudur. Ben size hemen söyleyeyim pekiştirmenin kuralını. Yalnız kelimesi, herhangi bir kelimeyi aldın. Bunu ne yapacaksın biliyor musun? Geleceksin, ilk iki harfini, yani ilk hecesini alacaksın. Başına yazacaksın. Sonra şu MPRS'den birini getireceksin, uygun olanı. Yap yalnız. Olmadı yap yalnız. O zaman araya bir tane ünlü atacaksın. Bu da ünlü türemesi olmuş olacak. Okey? Bu kadar basit. Mesela bütün kelimelerde olmaz. Sımsıcak mesela. Sıcak kelimesinin sığısını aldım, araya M'yi koydum, bak ünlü türemedi. Gördün mü? Sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Tutup da bütün pekiştirilmiş sözcüklerde ünlü türemesi vardır diye düşünmeyin. Çevre kelimesi mesela. Bak ne olmuş? Ç'yi aldım, P'yi koydum, E araya gerekti. Okey? Gündüz kelimesi. Gü'yü aldım, araya P'yi koydum, hop E kendiliğinden türedi. Gençler, bir de şöyle bir durum var. Şunlara dikkat edebilirsiniz. Yalnız kelimesi aynı zamanda kökü yalındır. Yalınız. Bak, ı düştü. Bunda aynı zamanda ünlü düşmesi de var, ünlü türemesi de var. Mesela şöyle bir soru kalıbımız var ÖSYM'de bizim. Bir kelimede birden çok ses olayı görülmüştür. Bak, burada görülmüş. Gördün mü? Çepeçevre. Çevrenin kökü neydi? Hatırla çabuk. Çevirmekti. E'yi aldı, çevre olmuş oldu. Aynı zamanda ünlü düşmesi var, ünlü türemesi de var. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz gençler. Gençler, bu videomuzda ses olaylarıyla alakalı size tüyolar verdik. Bunları uygulayacaksınız. Bol bol soru çözeceksiniz. Unutmayın, teorik bilgi değil, pratik bilgi. Teorik bilgiyi aldım, bunu işlemezsem bir anlamı olmaz. Hemen buradaki stratejileri böyle birkaç tane ses olayında bul, uygula. Eğer ses olayı konusuyla alakalı sıkıntın varsa konuyu şöyle bir tekrar et soruyu çözmeden önce. Devam et. Ben size hızlandırılmış taktikleri bu kursta vereceğim. Hız kazanabilirsiniz diye gençler. Bir sonraki videoda da bazı ses olaylarıyla alakalı size tüyolar vereceğim. Yine aynı bu şekilde soruyu hızlı hızlı çözüp geçebilirsiniz. Paragrafa daha çok zaman kalsın diye gençler. Gençler, videoları arka arkaya yükleyeceğim. Hızlı hızlı yükleyeceğim. Siz de tekrarlarınızı yapacaksınız. Sorularınızı çözeceksiniz ki dediğim gibi paragrafa zamanınız kalsın. Temel atma töreni dil bilgisi kampını izlemediyseniz onu da muhakkak izleyin gençlik. Kat çıkma töreni bu videoyla başlamış oldu gençlik. Videoları hızlı hızlı yükleyeceğim. Siz de bu hıza yetişeceksiniz gençler. Takip edeceksiniz. Unutmuyorsunuz gençler. Bol soru çözmeden pekişmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.